Faktöriyel permütasyon. İlk sorumuz 2007 faktöriyel artı 2008 faktöriyel bölü 2007 faktöriyel işleminin sonucu kaçtır? Bu tarz sorularda küçük olan faktöriyele göre işlem yapacağız dedik. 2007, 2007 ve 2008 faktöriyeller var. 2008 faktöriyeli 2008 çarpı 2007 çarpı 2006, 2005 diye devam edecek. 2007 faktöriyel yazabiliriz. 2008 çarpı 2007 faktöriyeldir. 2008 faktöriyel dediğimiz. 2007 faktöriyel 1 çarpı 2007 faktöriyeldir. Topluyoruz. Toplamda 2008 bir tane de burada var. 2009 tane 2007 faktöriyel yapıyor. Paydamız da 2007 faktöriyeldi. 2007 faktöriyele böldüğünüz zaman 2007 faktöriyeller gidiyor. Cevap 2009 faktöriyel. Ceyhan. Diğer sorumuz. Permütasyon 5'in ikilisi artı permütasyon 3'ün ikilisi eksi permütasyon 2'nin birlisi. Formülümüz P'nin R'lisi şu şekildeydi. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel şeklindeydi. Ama bunun daha kolay yolu var. N'den başlayarak R'ye kadar geriye gitmek. Ne demek? 5'in ikilisi dediğiniz zaman 5 çarpı 4 artı. Bakın 5'ten başladım. 2 tane yazdım. 5, 4. 3'ten başlayıp 2 tane yazıyoruz. 3, 2. 2'den başlayıp 1 tane yazıyoruz. 1 tane yazdığın için 2'de kalıyorsun. Sonuçlar bunlar. 20 artı 6 eksi 2. 26'dan 2 çıktı. 24. Hanginin sonucu 24? Burası 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6. Burası 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24. Cevap Bursa. Aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? 4'ün birlisi 4. 4'ün üçlüsü 4 çarpı 3 çarpı 2. 24. 4 daha 28. 4'ün dörtlüsü 24'tür. Bu yanlış. 0 faktöriyel 1'e eşit. 1 faktöriyel 1'e eşit. Topladınız 2. 0 faktöriyele böldünüz 1. 2'yi 1'e böldünüz. Cevap 2 olmalı. Ama tanımsız demiş. Yanlış. 0 faktöriyel 1'e eşit. 1 faktöriyel 1'e eşit. 1 artı 1 2'dir. 2 faktöriyel 2 çarpı 1'den 2'dir. Dolayısıyla bu eşitlik doğru. 6'nın sıfırlısı. 6 faktöriyel bölü 6 eksi 0. 6 faktöriyel. 6 faktöriyelin 6 faktöriyelle bölümü 1'dir. 6 demiş. Yanlış. Kaç tanesi doğru? Sadece bir tanesi. Cevap Adana. 3 farklı sarı, 4 farklı kırmızı, 5 farklı beyaz tebeşiri olan bir öğretmen aynı renk tebeşirler bir arada olmak şartıyla bu tebeşirleri yan yana kaç farklı şekilde sıralayabilir? Sarılar bir arada, kırmızılar bir arada, beyazlar bir arada olacak, ayrılmayacak. O zaman bunu 3 kişinin yan yana sıralaması gibi düşünebiliriz. 3 faktöriyel. Ama sarılar kendi arasında yer değiştirebilir. 3 faktöriyel. Kırmızılar kendi arasında yer değiştirebilir. 4 faktöriyel. Ve beyazlar kendi arasında yer değiştirebilir. 5 faktöriyel. Çarpma işleminin değişme özelliği var. Dolayısıyla cevap Denizli. Diğer sorumuz. 1, 2, 3 ve 4 rakamlarını birer kez kullanarak 3 basamaklı en fazla kaç farklı sayı yazılabilir? 3 basamaklı dediğine göre 4 taneden 3 tanesini seçeceğiz demektir. Sıralayacağız demektir. Permütasyon 4'ün üçlüsü. 4 faktöriyel bölü 4 eksi 3 faktöriyeldir. Ama kısa yolu 4'ten başlayarak 3 tane geriye gitmektir. 4 çarpı 3 çarpı 2. Bakın 1, 2, 3 tane geriye gittik. 4 kere 3. 12, 12 çarpı 2, 24. 24 tane farklı sayı yazılabilir. Cevap Adana. Diğer sorumuz, bir öğrenci topluluğundan birinci gruptakiler yan yana 6, ikinci gruptakiler yan yana 24 farklı şekilde fotoğraf çektirebiliyor. Buna göre bu öğrencilerin tamamı yan yana üçerli olarak kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilir? Birinci grup 6 farklı şekilde fotoğraf çektirebiliyor. Bir kişi olsa bir fotoğraf demektir. İki kişi olsa 1 çarpı 2'den 2 farklı poz. 3 kişi olsa 1 çarpı 2 çarpı 3'ten 6 farklı poz. Demek ki birinci grup 3 kişi. İkinci grup 24. Dedik 3 kişi 6.
4 kişi olsa 6 kere 4'ten 24. İkinci grupta 4 kişi demektir. Toplamda kaç kişi var? 7 kişi. Kaçarlı fotoğraf çekilmek isteniyor? Üçerli. O zaman 7'nin üçlüsünü arıyoruz demektir biz. Permütasyon 7'nin üçlüsü. 7'den başlayıp 3 tane geriye. 7, 6, 5. 6 kere 5, 30. 30 kere 7, 210. Cevap Bursa. Diğer sorumuz. Permütasyon 6'nın ikilisi artı permütasyon 3'ün üçlüsü bölü. Permütasyon 4'ün ikilisi eksi permütasyon 5'in ikilisi. 6'dan başlayıp 2 tane geriye. 6 çarpı 5. 3'ten başlayıp 3 tane geriye. 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü. 4'ten başlayıp 2 tane geriye. 4 çarpı 3 eksi. 5'ten başlayıp 2 tane geriye. 5 çarpı 4. 6 kere 5 30. 3 kere 2 6 kere 1 6. 36. Bölü. 4 kere 3 12. 5 kere 4 20. 12'den 20 çıktı. Eksi 8. Sadeleştirirseniz 4'e bölün 9. 4'e bölün 2. Pozitifin negatife bölümü negatiftir. Eksi 9 bölü 2. Cevap Adana. İşleminin sonucu kaçtır? İlk soruda olduğu gibi en küçük faktöriyele benzeteceğiz. 9 faktöriyel yerine 9 çarpı 8 faktöriyel yazıyorum. Artı burası da 9 çarpı 8 faktöriyel bölü 8 faktöriyel. 9 tane 8 faktöriyele 9 tane 8 faktöriyel eklerseniz 18 tane 8 faktöriyel olur. 8 faktöriyele böldüğünüz zaman 8 faktöriyeller gider. Cevap 18 Denizli. Diğer sorumuz yine aynı mantıkla 100 faktöriyel bölü 99 faktöriyeli 100 faktöriyeli 100 çarpı 99 faktöriyel olarak yazdım. Faydamız da 99 faktöriyel. 99 faktöriyeller gitti. X dediğimiz sayı 100 oldu. Y dediğimiz sayı 101 faktöriyel bölü 100 faktöriyel. 101 çarpı 100 faktöriyel bölü 100 faktöriyel. 100 faktöriyeller gitti. Y dediğimiz sayı 101. Z dediğimiz sayı da 102 çarpı 101 faktöriyel bölü 101 faktöriyelden 101 faktöriyeller gitti. 102. 100 artı 101 artı 102 303 yapıyor. Cevap Denizli. Eşitliğini sağlayan en değeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Burada yine en küçük faktöriyele göre işlem yapacağız. N artı 1, N artı 2, N artı 1 var. En küçük burada N artı 1'dir. 2 faktöriyelin değerini biliyoruz zaten. 2 çarpı 1'den 2. Yerine yazalım. N artı 1 faktöriyel. 2 çarpı N artı 1 faktöriyel. Eşittir. N artı 2 çarpı N artı 1 çarpı N çarpı diye devam edecek bunun açılımı biliyorsunuz. N artı 2 çarpı N artı 1 faktöriyel yazdım. N artı 2 faktöriyel yerine. Eksi bunun katsayısı 1'dir. 1 çarpı N artı 1 faktöriyel. Bakın N artı 1 faktöriyellerin katsayısı N artı 2 ve burası 1. N artı 2'den 1 çıkarsa N artı 1 kalır. N artı 1 tane N artı 1 faktöriyel olmuş oluyor. Sol tarafta 2 çarpı N artı 1 faktöriyel. Sağ tarafta ve sol tarafta çarpan olarak N artı 1 faktöriyeller var. Gitti. N artı 1 eşittir 2. O zaman N eşittir 1 oluyor. N çift sayıdır demiş. Yanlış. N faktöriyel 0'a eşittir demiş. 1 faktöriyel 1'e eşittir. Bu da yanlış. N küp yani kendisiyle 3 kere çarpımı 1 çarpı 1 çarpı 1. 1'e eşittir. Doğru. N 1 ile 3 arasında bir sayıdır demiş. Yanlış. Cevap Bursa. 20 atletin katıldığı bir yarışta ilk 3 derece kaç farklı şekilde oluşabilir? Sıralama yapıyoruz. 3 kişiyi sıralayacağız. Permütasyon 20'nin üçlüsü. 20 faktöriyel bölü 20 eksi 3 yani 17 faktöriyeldir. Formülden o şekilde yapılabilir. Ama öğrettiğimiz kısa yola göre 20'den başlayıp 3 tane sayı yazacaksınız geriye doğru. 20 çarpı 19 çarpı
18 cevap burada. 2, 3, 5, 7, 8, 9 rakamları kullanarak 6 basamaklı son basamağında en küçük asal sayı olan kaç farklı sayı yazılabilir? En küçük asal sayımız 2'dir. Dolayısıyla birler basamağına 2'den başka sayı yazılamaz. 2 yazılmak zorunda. Kaç farklı seçenek var? Bir farklı seçenek. 2'den başka seçeneğimiz yok. Son basamağına 2'yi yazdık. Kaç farklı sayı yazılabilir deniyor. 2 attığınız zaman kaç sayı kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 sayı kaldı. 5 çarpı, 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı, 1 çarpı 1. Bu neye eşit? 5'ten başlayıp 1'e kadar sayıların çarpımı 5 faktöriyel eşit. Cevap Adana. Bir, iki, üç, dört, beş, altı rakamları kullanarak 3 basamaklı 72 farklı sayı yazılabilir. Noktalı yere hangisi gelmelidir deniyor. 72 tane farklı sayı yazacaksınız 3 basamaklı. Burada 300'den küçük, 500'den küçük, 400'den büyük, 500'den küçük rakamları farklı, 500'den küçük rakamları farklı, 400'den büyük dendi. Öncelikle rakamları farklı olursa bir tanesini bir yere yazdığınız zaman 5 farklı seçenek kalacak. Herhangi bir sayı bir yere yazdığınız zaman 5 farklı seçeneğiniz kalacak. Dolayısıyla yazılabilecek sayıların adedi 5'in katı olmalı ama burada 72 diyor. Demek ki rakamları farklı değil. Rakamları farklı olmadığına göre C ve D şıkkı gitmiş oldu. 300'den küçük, bir de 500'den küçük var. Rakamları farklı değilse herhangi bir yere bir sayı yazacağız. Yani bu 300'den küçük, 500'den küçük olması yüzler basamağına göre belli olur. Yüzler basamağına bir sayı yazdığınız zaman onlar ve birler basamağına 6'şer sayı yazacağız. Rakamlar farklı olmadığı için bu 6 sayıdan 6'sını da buraya yazabildiğimiz için, buraya da yazabildiğimiz için 36. Buraya kaç farklı sayı yazabiliriz? 2 farklı sayı yazabiliriz ki bu çarpımın sonucu 72 çıksın. 2 farklı sayı yazabileceğimiz şık hangisi bakalım. 500'den küçük desek buranın 5'ten küçük olması gerekir. 4, 3, 2, 1. 4 farklı seçenek oluyor. Olmaz. 300'den küçük. Demek ki 1 ve 2 olabilir. 3 yazarsanız 300'den büyük oluyor. 1 ve 2'nin yazılabileceği 300'den küçük. Cevap Adana. Her tele bir kuş konmak şartı ile 5 kuş 5 tane tele kaç farklı şekilde konabilir? 5 kuş, 5 farklı tele. Permütasyon 5'in beşlisi. 5 faktöriyel bölü 5 eksi 5'ten 0 faktöriyel. 5 faktöriyel bölü 0 faktöriyel. 0 faktöriyel dediğimiz 1'dir. Bölme işleminde etkisizdir. O zaman cevap 5 faktöriyel Adana. Lambaların yanması için birinci kutudaki bütün düğmelere basılması, kutudaki bir düğmeye basılması, kutudaki bir düğmeye basılması. Şart ise düğmelere kaç farklı basılabilir deniyor. Birinci kutuda bütün düğmelere basılacak. Dördün dörtlüsü yani permütasyon dördün dörtlüsü. İkinci kutudaki bir düğmeye basılacak. Permütasyon dördün birlisi. Üçüncü kutuda bir düğmeye basılacak. Üçün birlisi. Yalnız bunlar permütasyon değil çocuklar. Çünkü bütün düğmelere sıralaması sorulmuyor bize. Bu dört düğmeyi seçeceğiz. Sıralama önemli değilse dördüne de basacaksın. Bir farklı seçeneğim var. İkincisinde bir tanesine basacaksınız. Dört düğmeden bir tanesini dört farklı şekilde seçebilirsin. Üçüncüsünden de üç düğmeden bir tanesini üç farklı şekilde seçebilirsin. Cevap Denizli. Bir evli çift ve dört kişinin bulunduğu bir grup tiyatro salonunda yan yana oturacaktır. Evli çiftler birbirinden ayrılmayacağına göre kaç farklı şekilde oturulabilir? Bir evli çift var.
Bir de 4 kişi var. Evli çifte biz çift diyelim. Bir de ne var? 4 kişi var. Kişi, 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 kişi. Çift birbirinden ayrılmayacağı için onu tek kabul ediyorum. 5 kişi yan yana oturacakmış gibi düşünüyorum. 5 faktöriyel. Ama çift, evli çift, karı koca yer değiştirebileceği için 2 kişi, 2 faktöriyel de oradan gelir. 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel cevap Ceyhan. 7 erkek ve 7 kız öğrenci. Kızlar yan yana ve erkekler yan yana olmayacak şekilde kaç farklı şekilde hatıra fotoğrafı çektirebilir? Kızlar yan yana olmayacak, erkekler yan yana olmayacak. Bu ne demektir? Bir kız, bir erkek, bir kız, bir erkek şeklinde olacak demektir. Kızların yan yana olmasını istemiyoruz, erkeklerin de yan yana olmasını istemiyoruz. Şimdi en başa erkek gelecek olsa 7 farklı seçeneği var. Yanına kız gelecek. Bir kız öğrenci gelecek. 7 farklı seçeneği var. Erkek öğrenci gelecek. 7'den biri gitti, 6 öğrenci kaldı. Bunun yanına bir kız öğrenci gelecek. Kızlardan biri gitmişti, 6 öğrenci kaldı. Bu şekilde devam edecek. Morlar, erkekler 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye devam edecek. Kırmızılar da kızlar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye devam edecek. Bu ne demektir? 7 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel demektir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok. Erkekle başladık biz ama bu kızla da başlayabilir. Dolayısıyla çarpı 2 diyoruz. Cevap Denizli. Varsa